Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan Manav ben. Bugün sizinle aslında geçtiğimiz günlerde bunun haberini paylaşmıştık teknobura.net adresine ama çok fazla soru alıyorum bu konuda. Bir video yapmak herhalde, içerik yapmak daha aydınlatıcı olacak diye düşündüğüm için. Çünkü herkes okumayı çok fazla sevmiyor. En azından böyle bir video hazırlayalım. Bilinmeyenlere de cevap vermiş olalım diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar Samsung biliyorsunuz bir süre sonra Android O güncellemesini verecek. Aslında birçok marka bu Android O güncellemesini verecek. Ama hangi telefonlar Android O güncellemesi alacak? Gerçekten de büyük bir soru işareti var burada. Şimdi Samsung'un hangi modellerin Android O güncellemesine sahip olacağını hadi gelin yakından bakalım. Arkadaşlar öncelikle Android O güncellemesine sahip olacak telefonlar tabii ki bu yılın amiral gemileri Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus olacak. Bu telefonlar Android O güncellemesine hatta ilk alacak telefonlar olacak, bunu belirtelim. Daha sonra tabii ki Android O güncellemesine sahip olacak telefonlardan bir tanesi Galaxy Note 8 olacak. Hatta söylenene göre Galaxy Note 8 aslında hepsinden daha önce bu güncellemeye sahip olacak. Yalnız Galaxy Note 8, yani muhtemelen Ağustos ayında tanıtılması planlanan Galaxy Note 8'in kesinlikle Android O güncellemesiyle falan gelmeyeceğini düşünüyoruz. Çünkü zaten Android O güncellemesi de Eylül ayı gibi falan tanıtılır. Muhtemelen işte Ekim ayı gibi yine dağıtıma sunulur. Kasım ayı gibi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi diye düşünüyorum arkadaşlar. Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge de Android O güncellemesi alacak cihazlar. Galaxy A 2017 serisi, yani hem Galaxy A7 2017, hem Galaxy A5 2017, hem de Galaxy A3 2017 arkadaşlar Android O güncellemesi alacak. Bunun yanında daha henüz piyasaya sunulmadı ama bugün aslında piyasaya sunuldu Galaxy J7 2017 ve Galaxy J5 2017 modelleri de arkadaşlar Android O güncellemesi alacak telefonlar. Bunun yanında yine bugün nedense bugün hepsi pazara sunuldu. Galaxy Note 7'nin Fan Edition modeli, yani yenilenmiş Galaxy Note 7'nin de Android 10 güncellemesine sahip olacağını belirtelim. Yine yeni tanıtılan Galaxy Tab S3'ün de bu güncellemeye sahip olacağını belirtelim. Yani tablet tarafında da sadece Galaxy Tab S3 burada arkadaşlar Android O güncellemesi alacak. Galaxy C9 Pro ve Galaxy C7 Pro da arkadaşlar bu güncellemeye sahip olacaklar. Çok fazla soru alıyorum bu konuda. En sona bıraktık bunu. Galaxy J7 Prime da evet arkadaşlar, Galaxy J7 Prime da Android O güncellemesi alacak bir başka telefon. Arkadaşlar şimdi dilerseniz biraz da Android O güncellemesinin alıp almayacağı henüz belli olmayan telefonlara biraz yakından bakalım. Galaxy A9 Pro henüz dediğim gibi bu güncellemeyi alıp almayacağı belli değil. Galaxy A8 2016 modeli de bu güncellemeyi alıp almayacağı belli olmayan modellerden bir tanesi. Galaxy J7 2016 modeli bu güncellemeyi almayacak. J7 Prime alacak ama J7 2016 bu güncellemeyi almayacak. Bu da enteresan ama herhalde orada RAM gücünden dolayı, 3 GB RAM gücü olmasından dolayı Galaxy J7 Prime bu güncellemeyi alıyor. Galaxy Galaxy C5 2016'da bu güncellemeyi almayacak telefonlardan bir tanesi. Galaxy J3 2017 modeli arkadaşlar bu güncellemeyi alıp almayacağı henüz belli değil. Almayacak demeyeyim, alıp almayacağı henüz belli değil ama ben almayacağına inanıyorum çok fazla bu telefonların. Galaxy Tab S2 2016 modeli tabii ki o da bu güncellemeyi henüz alıp almayacağı tam olarak belli değil arkadaşlar. Galaxy Tab A 2016 modeli de bu güncellemeyi henüz net olarak alıp almayacağı belli olmamış cihazlardan. Abi, efendim Galaxy abi. Note 5 mi olacak? Biz kullanıyoruz bunları ama. Şimdi valla Mehmetciğim hemen şöyle söyleyeyim ben. Android 8.0, yani Android O güncellemesi almayacağı kesinleşen telefonlardan bir tanesi de evet senin telefonun Mehmetciğim. Android 8.0'ı Galaxy Note 5 almayacak arkadaşlar. Bunu çok net söyleyelim. Gerçekten buna inanılmaz şaşırdık. Yani Samsung'un böyle bir şey yapıp yapmayacağını ben açıkçası söylemek gerekirse çok inanmıyorum. Çünkü bu telefonu Galaxy Note 5'in halen Galaxy Note serisinin en yeni üyesi Galaxy Note 5'in kesinlikle bu güncellemeyi alacağına ben inanıyorum ama en azından Samsung'a en yakın site Mobile'dan aldık biz bu haberi. Onlara göre Galaxy Note 5 bu güncellemeyi almayacak. Bunu da söylemiş olayım Mehmet'ciğim sana. Maalesef böyle bir durum var. Android 8.0 güncellemesi almayacak bir başka telefonda Galaxy S6. Galaxy S6 da bu telefonu almayacak. Hatta Galaxy S6 Edge de bu telefonu bu güncellemeyi almayacak telefonlardan.
Galaxy A3 2016, Galaxy A5 2016 ve Galaxy A7 2016'da bu güncellemeyi almayacak arkadaşlar. Galaxy J2 ve Galaxy J1, J2 ve J3 de arkadaşlar 2016 modelleri Android 8.0 güncellemesini almayacak. Bunu da belirtelim. Arkadaşlar hemen şöyle söyleyeyim, bu güncelleme, ya bu liste açıkçası söylemek gerekirse yani resmileşmiş bir liste değil tabii ki. Bu Samsung'un en yakın sitelerden bir tanesi Sun Mobile'ın bizlere sunmuş olduğu bir haberden yola çıktık biz de. Fakat şunu belirteyim, ya oldukça güncel ve doğru bir haber olduğunu düşünüyorum ben bunun. Sadece Galaxy Note 5 tarafında ben tam olarak emin değilim. Ben Samsung'un evet diğer modellere bunu vermeyebilir, verebilir, şudur budur, çok bu tarafında değilim ama Galaxy Note 5'e mutlaka bu güncellemeyi vermesi gerektiğine inanıyorum. Eğer Samsung bu güncellemeyi vermezse gerçekten de çok ciddi anlamda eleştirilere maruz kalacaktır. Umarım bu yanlıştan dönerler ve Galaxy Note 5'e, özellikle Galaxy Note 5'e Android 8.0 verebilirler. Söyleyecek şeyler bu kadar. Siz güncellemeye ilgili ne düşünüyorsunuz? Lütfen bu konuda yorumlarla bize katkıda bulunsanız çok teşekkür edeceğim. Sizden tek bir ricam var. Hala kanala abone değilseniz kanala abone olmanız ve bunu belirtmeniz, videoyu beğenmeniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.